dinleyenler, İstanbul Kazan Lokman Kepçe bugün İstanbul'un en güzel manzarasına sahip yerlerinden biri olan Çengelköy'de. Çengelköy deyince akıllara tarihi yalılar, çınarlar ve denize sıfır kafeler gelir. İstanbul Kazan Lokman Kepçe Çengelköy bölümü başlıyor. Merhabalar. Merhaba abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyoruz şu anda? Kefalleri besliyoruz. Besliyor muyuz? O kadar çok kefal var ki denizde berrak, mis gibi ekmek atıyor abim o kefallere. Ve şu anda bakın nasıl şu anda bir ekmek savaşı, bir ekmek mücadelesi başlıyor balıklarda. Vallahi ben de atacağım, çok keyifli görünüyor. Sizi tanıyalım bir yandan da. Ben İstanbul'a 45 sene önce geldim. İsim neydi abi? Nurettin. Nurettin abi yaş kaç? 56. 56. 45 yıllık Çengelköylü müsün? Evet. Daha önce Trabzon. Evet. Ne iş yapıyoruz abi burada? Kafede çalışıyorum. Hangi kafede? Bu yakın mı buraya? Minik kafede. Ha, peki ne iş yapıyorsun orada? Orada garsonluk yapıyorum. Ne güzel. Her gün bunu yapıyor musun peki? Tabii tabii. Her sabahın geliyoruz bunları atıyoruz. Böyle kefalleri besliyorum diyorsun. Evet. O zaman kolay gelsin sana ustacığım. Çok teşekkürler. Evet. Dedik ya buranın çınarları meşhurdur diye, işte buranın en eski çınarının önündeyiz. Yapılan ölçümlere göre bu çınarın en az 780 yıllık olduğu belirtiliyor. Devasa bir çınar ve işte öyle büyük ki dalları büyüdükçe yere değmesin, çürümesin diye burada çalışanlar, buranın halkı altına bakın 1, 2, 3, 4 tane destek koymuşlar. Ve o destekler sayesinde bu dallar denize doğru uzamaya devam ediyor. Hatta kesilen, çürüyen yerleri de macunlanıp boyandığı için çınar ağacı çürümüyor. Daha öncesinde birkaç çınar ağacı daha göstermiştik. İçten içe bozuluyor diye. Ama bu güzel çınar hala dimdik, ayakta. Ve insanlar bu çınar ağacının altında gelip mis gibi boğaza karşı çay içiyorlar. Peki bu çayı bu kadar albenili kılan ne? Bu çınarın kendisi mi yoksa çayın kendisi mi? Onu da kendilerine soralım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Vallahi duble çaylar söylenmiş. Böreklerimiz de güzel güzel masada aynen, duruyor. Dün geldik daha. Nereden geldiniz? Zonguldak'tan. Zonguldak'tan. Evet. Kim yaşıyor burada? Oğlum, gelinim, torunum. Oh ne güzel. Torun sevmeye mi geldiniz? Evet. Torunu. Peki sık sık geliyor musunuz buraya? Geliyoruz tabii ki, özlediğimiz zaman geliyoruz. Peki nasıl buluyorsunuz burayı? Çok güzel. Her geldiğimizde uğruyoruz. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Boğaz eşliğinde sizi yalnız bırakalım efendim. Thank you.
Merhabalar. Merhaba. Sevgili izleyenler, şu an burada çok güzel bir genç grubumuzla beraberiz. Onlar da bu güzel boğaz manzarası karşısında kahvaltı yapıyorlar. Seni tanıyalım. Ben Sergen. İstanbul Beylerbeyi'nde oturuyorum. Öğrenciyim. Ne okuyoruz Sergen? Ben deniz liman ulaştırma hizmetleri okuyorum. Sergen heyecanlanma, bizi gördün bir heyecanlandın ya, sıkıntı yok. Rahat rahat konuş yani. Nasıl gidiyor peki, sık sık geliyor musun buraya Sergen? Sık sık, evet, haftada bir iki geliyoruz. Peki nasıl buluyorsun bu manzarayı, bu doğayı? Ya şöyle diyeyim, İstanbul Boğazı yani dünyanın en güzel yerlerinden biri. Abi ne demek yani, şu güzellik, yeşillik, deniz, köprü manzarası. Yani. Daha ne olsun, eşsiz diyorsun. Aynen öyle. Ne güzel. Peki hemen yan taraftaki hanımefendiye soralım. Merhabalar. Merhaba, Seray ben de. Siz de öğrenci misiniz? Ben de öğrenciyim, Marmara Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyorum. Saygılar diyoruz efendim, sağ olun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Öyle. Dört arkadaş dediniz ki bugün Boğaz'a karşı kahvaltı mı yapalım? Evet, kahvaltı yapalım dedik. Arkadaş çok ısrar etti, Sergen. Sergen sen mi getirdin arkadaşları? Aynen. Ne dedi? Burası çok güzel, muhakkak gelin mi dedi? Aynen, zaten beni çağırırken Boğaz havası sana çok iyi gelir, gel 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 diye. Yani hiçbir İstanbul'u değil. Ha, nereli arkadaşlar? Yine yakın Tekirdağ. Yalova. Ben Yalova. Oo Manisa. Ben de İzmir'den geldim buraya. Peki bir şey sorayım. Boğaz havası iyi gelir derken hayırdır? Yani ne oldu da iyi geleceğini düşündün? Vizeler mi sıkıntı? Vizeler mi var? Sınavları başlayacakmış. Boğaz havası, serinlik, rahatlık. İyi gelir dedim, gelin. Ama fazlası da zararlı biliyorsun. Yok abi, ben yıllardır burada. Sonra ders çalışmayabilir her gün bu boğazı isterse. Evet, arkadaş biraz önce zaten isyan ediyordu. Geçen gelmişti, sınava çalışamadım senin yüzünden dedi. Kaldım dedi. Bozuk atıyor herhalde. Tabii Sergen şimdi İstanbul'u sevgili izleyenler. Ben şöyle yana doğru geçeyim. Merhabalar, seni tanıyalım. Aylin ben de. Ben de Marmara Üniversitesi okuyorum. Çalışma bölüm ekonomisi. Herkes de ayrı bölümde bu arada. Siz nasıl arkadaş oldunuz ya? Biz aynı. İkiniz de aynı. Yurttan tanışıyorsunuz. Peki nasıl buldun İstanbul'u? Daha önce gelmiş miydin? Daha önce gelmemiştim. Güzel buldum. Yani beğenerek yaşıyorum. Tabii şimdi İstanbul'un burasına gelirsen beğenirsin. Bağcılar'a da git bir ara. Ya yani oralar da çok güzel. Mesela anlatmıştı, çok güzel denizi var Bağcılar'ın. Yok mu? Doğru. Tabii ya. Mesela Bağcılar buranın favorisi. Evet. Yani bence orayı da kesin görmen gerekiyor. Ondan sonra Esenyurt mesela harika bir yer. Ne falan gidebilirsin. Kesinlikle oralar da çok güzel. Arkadaşa da İstanbul'u tanıttık. Peki sen neler düşünüyorsun şaka bir yana bu güzel manzara karşısında? Çok güzel yani, gerçekten biz arada sırada gelebiliyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama çok güzel, çok beğeniyoruz. Zaten ne olacak, Manisa İzmir'e yakın. Canın çok sıkılırsa Kordon'a gidersin. Aynen, evet. İzmir'in de bir Kordon'u var değil mi? Evet, ama burası daha güzel. Daha güzel tabii. Öyle olsun bakalım. İzmir'e hemen sattı iki dakikada. Merhabalar, seni tanıyalım. Merhaba, ben Gizem. Ben de Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Kimya mühendisliği okuyorum. İstanbul... Az önceki dersten sen mi kalmıştın? Kalmamıştım. Biraz başarısız oldum. Birazcık. Birazcık yani. Kaç aldın? 40 falan almıştım. 1000 üzerinden 40 almıştın. Peki sen nasıl buluyorsun bu manzarayı? Ben Yalovalıyım zaten. Yani İstanbul'a yakındım. Ama yani burada yaşamak gerçekten çok güzel. Biz de Kadıköy'de kalıyoruz. Orası da ayrı bir güzel. Ama buranın boğazı muhteşem gerçekten. Buraya sırf yani bu denizi görmek için geliyoruz. Kahvaltı falan bahane. Kesinlikle arkadaş da Manisa'dan gelmiş. Onu da muhakkak Bağcılar'a götürüp o güzel boğaz havasında gösterin, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Afiyet olsun size. Çok teşekkürler. İstanbul kazan lokman kepçe. Biz birçok yerde çay çektik mi? Çektik. Birçok ocağa girdik mi? Girdik. Peki hiç bu kadar büyüğünü gördük mü? Görmedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane de orada 18 demliğimiz var. Ve bununla mücadele eden bir de abimiz var. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım. İlyas Çantürk. İlyas abi nedir bu kadar demlik ya? Sizin beğeninize bu. Bırakıyoruz onu. Şimdi eyvallah da hani... Bu kadar çaydanlıkla mücadele etmek de ayrıca bir sanattır yani. Yalnız değiliz, yanımızda arkadaşlar var. Destekçi var diyorsun. Tabii tabii. Peki sizin çayınızın sırrı nedir? Normal, hiçbir sırrı yok. Normal çay diyor, evet. Yani.
Normal herkesin yaptığı çay yani. Evet. Hani şimdi daha önce de konuşmuştuk, bu sol demlik, sağ demlik, yok, üstten demleme, yok, alttan kaynatma. Bizde öyle şey yok. Sıradan. Sıradan. Oradan demlenir, oraya gelir, orada boşalır. Ta oradan başlıyor, buraya kadar sırayla, evet, mı gidiyor? Evet. Peki kaç dakika demliyorsunuz? Yani bir demlik kaç dakikada hazır oluyor? 15-20 dakikada hazır. 20 dakikada hazırız diyorsun. Evet. Peki sirkülasyon çok olduğu için sürekli yeniliyorsunuz herhalde. Tabii tabii. İstanbul Kazan Lokma Kepçe. Kepçe. Çengelköy'ü tanıtmaya devam edeceğiz ama artık muhtarımızla buluşma vakti geldi. Şimdi muhtarımızla buluşalım. Onun bize göstereceği yerler varmış. Efendim merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyisiniz? İyi, şükürler olsun. Halimize hoş geldiniz. Vallahi sizin güler yüzünüzü gördük, daha iyi oldu. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi gayet yoğun tempo. İşte Türkiye bir seçimlerden çıktı. Ondan sonra biz de hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz. Peki sizi tanıyalım önce. Evet. İsmim Can Cumurcu, Çengelköy Mahalle Muhtarıyım. 2009 yerel seçimlerinde görev aldım. İkinci dönem muhtarlığıma devam etmekteyim. Tabii anadan orijinli olarak 1977 senesinde rahmetli annem de Çengelköy muhtarıydı. Yani diyorsunuz ki bizim muhtarlık anne mesleği. Anne mesleği, evet. Anneden aldık öyle. Sağ olsun Çengelköy'ler de bir tevazu gösterdiler. Sağ olsun bizi onur ettiler. Bu göreve getirdiler. Peki hemen o zaman sormak istiyorum. Annenin zamanında Çengelköy nasıldı? Sizin zamanınızda şu anda nasıl? Tabii tabii. Şimdi şu var. Arkadan Çengelköy çok güzel bir yerdi. Şöyle söyleyeyim. Annemizin zamanı tabii bilgisayar denen medeniyet canavarı yoktu bir kere. Elimizde kalamazalarla tutuyorduk. Çengelköy genel baktığımız zaman 4-5 mahalleden oluştuğunda 4000 civarında bir nüfusu vardı. Şu an 140 bin kişiyiz. Maşallah. Peki düşün yani. Gerçekten evet, çok büyümüş, evet, ama rağbet görmesi de çok doğal. Tabii tabii tabii, normal. Yani Çengelköy'ümüz hakikaten çok göç aldık. 1980'li yıllarda sonra çok büyük göçler aldık. Ama tabii ergelene başımız kıldan ince diyoruz. Boynumuz kıldan ince diyoruz. Hoş geldin, sefa geldin diyoruz yani. Tabii Çengelköy'ün tarihi çeşmeleri oldukça meşhur. Muhtarım da bize çeşmeleri gezdirecek. Tabii bazıları şu anda restorasyon çalışması olduğu için etrafı kapalı. Ama buranın en eski çeşmelerinden biri olan Hamam Çeşmesi'nin önündeyiz. Evet, Çengelköy Hamam Çeşmesi sokağının önündeyiz şu an. Çengelköy'lere bir sözümüz vardı. Çeşmede tadilat yaptırıyoruz ve inşallah çok kısa bir zaman içinde de bu çeşmenin tekrardan akacak. Allah'ın izniyle akacak. Tabii Hamam Çeşmesi'nin şöyle bir özelliği var. Çocukluğumuzda duyduğumuz rivayetlerdir. Çengelköy Hamam Çeşmesi'nden su içen, Cevat'ın kahvesinden çay içen iflah olmaz diye bir tabir vardır. Niye iflah olmaz? Niye şöyle iflah olmaz derken yani bizim Çengelköy'ün bir de şu var. Delilerimiz çok meşhur. Delilerimiz? Deliler, evet, delilerimiz çok meşhur. Şu var, sağ olsun Çengelköy insanı çok ne bileyim çok fedakar, vefakar insanlar. Çengelköy'de delilere çok bakıyoruz biz. Ne güzel. Bakırköy ruh sinir hastalıklarından çıkan bir hastayı ben onu başhekimle de bile paylaştım. Bakırköy başhekimle bile paylaştım. Buraya gönderiyorlar. Oradan 1000 lira buraya gönderiyorlar ve burada aç kalmazlar. Barınırlar, yerler, içerler. Bu anlamda hakikaten bizim bu anlamda köylümüz,
köylü diyorum çünkü ben hala köylüyüz çünkü Çengelköy olarak. Çok fedakardır, hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Onun için böyle bir şeyde konmuş. Eskiden Çengelköy'ün hıyarı da meşhur diyorlardı. Tabii. Bir de derisi de meşhurmuş, evet, evet. Onu da öğrenmiş olduk. Çengelköy hıyarı derken Çengelköy bademi kalmadı tabii. Yani şu var. Siz badem diyorsunuz badem değil mi? Badem diyoruz tabii. Biz badem diyoruz. Çengelköy bademinin şu özelliği vardır. İri taneli olmasıdır ve biraz acımtırak olması gerekir. Tabii şu an tezgahlarda satılanların Çengelköy bademiyle bir alakası yok. Tanıyalım. Pınar Sela. Pınar Hanım, buralı mıyız? Buralıyız. Doğma büyüme mi yoksa sonradan? Yok, 6 aylıktan beri gelmişim. 46 senelik buralıyım. 46 senedir buralısınız. Evet. Peki ne iş yapıyorsunuz burada? Oyun? Oğlum oyun salonu işletiyor. Ben tekstil. Tekstil. İmalatçı, evet. Peki bize Çengelköy'ü anlatın desek, çocuğunuzdaki Çengelköy'ü anlatın dersek ne söylersiniz? Ne diyeyim Cihan abi? Çiçek bahçelerini, evet, gül tarlalarını, ondan sonracığım... Mahalle kültürünü, gerçekten mahalle kültürünü, hala bir kısımda yaşayan mahalle kültürünü. Şu anda Çengelköy'ün eski yerleşiminin olduğu Ulvi Sokak'tayız. Geldiğimiz caddenin adı da Karanatör Caddesi. Buranın şöyle bir özelliği var. Genelde eskiden burada Rumlar yaşarlarmış. Ancak 74 Barış Harekatı'nın ardından çoğu buradan taşınmış. Bir de Osmanlı'yı yansıtan en güzel sokaklar yine bulunduğumuz bu yerde bulunuyor. Hemen arkamda iki tane tarihi çınar var. O tarihi çınarların yanındaysa yine çok güzel bir çeşme bulunuyor. Zaten bu sokakta genelde köşkler, iki katlı eski Osmanlı evleri var ve genelde evler, yalılar ve köşkler ahşap oluyor. Hatta öyle ki 1832'de büyük bir yangın çıkıyor burada. Osmanlı sonra ahşap evleri yasaklıyor. Ona rağmen Cumhuriyet'e kadar yine insanlar ahşaptan vazgeçmemişler ve evlerini yapmaya devam etmişler. O nedenle ara sokaklarda kaybolduğumuzda o ahşap köşklerden ve yalılardan çokçasını göreceksiniz. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Kemal Gençeloğlu. Kemal Bey, Çengelköy'de mi yaşıyorsunuz siz de? Ben 50 senedir buradayım. Peki bize Çengelköy'ü anlatın dersek ya da buraları anlatın dersek ne söylersiniz? Yani eskisini anlatayım ben size. Burası eski bir Rum mahallesi zaten. Biz de az yukarıda oturuyoruz. Yani Çengelköy kendi ihtiyacını sağlayan her anlamda enteresan bir semtimizdi. Halen daha görüyorsunuz, sessiz sakin. Çok huzurlu, sadece kuş sesleri var. Aynen öyle. Biz bülbül sesleriyle uyanıyoruz zaten. Ne güzel. Evet. Yani tabii eski halini arıyoruz. Çünkü Rum şeylerimiz vardı. Komşularımız vardı. Onların çoğu gitti. Şu anda bir aile var burada sadece. Ama onunla bile şey yapıyoruz yani. Dostumuz, arkadaşımız sohbet devam ediyor. Hiç bizi bırakmazlar cenazelerimizde, bayramlarımızda. Halen daha gelirler, bizi ziyaret ederler.
Şu anda Çengelköy Müzik Cemiyeti'ndeyiz. Tam karşımda da çok değerli bir hocamız var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Muvaffak Necat Öztürk ben. Hocam sizi tanıyalım. 1955 İstanbul doğumluyum. 6 yaşından bu yana müziğin içindeyim. 1996 yılında öğrencilerimle cemiyeti kurduk. İşte o günden bu yana aynı insanlarla devam ediyoruz. Devamlı gelişiyoruz. Peki bu cemiyetin kuruluş amacı nedir? Bize biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Cemiyetin kuruluş amacı en önemli sebep gençlerimize Türk musikisini sevdirmek tabii. Bunun yanı sıra cemiyet adabı verebilmek, verebildiğimiz kadarıyla. Böyle doğru öğretmek Türk musikisini. Peki şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Artık çağımız birazcık daha özellikle bizim yaşlarda gençler daha çok pop ve rap, rock bu tarz müziklere daha çok meyilliler. Neden böyle oldu hocam sizce? Valla bu biraz müziğin yozlaşmasının da sebebi var tabii. Ama doğru insanlara doğru yaklaştığınız zaman bizde mesela gitar eğitimi alan öğrenciler gelip koroya katılabiliyor. Biz bunu başarıyoruz. Yani 20'li yaştaki öğrenciler Türk musikisi korosunda klasik eserleri okuyor bizle beraber. Peki bize çalabileceğiniz bir eser var mı eğer bizi kırmazsanız hocam? Vallahi çalmaya çalışayım. O zaman ben artık mikrofonu hocama bırakayım. Onun gönlünden ne koparsa onu dinleyelim o zaman. Gelsen bana sokak lezzetlerini tanıtacağım şimdi size. Neyle mi başlıyoruz? Kokoreç. Şimdi kokoreç daha önce çok tartışıldı. Benim kendi fikrim neyle yiyeyim kokoreçsiz Avrupa'yı? Eğer almayacaklarsa bizi Avrupa Birliği'ne sırf bu kokoreç için almasınlar. Kardeşim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, seni tanıyalım. Samet Yavuz. Açıldığından beri burada çalışıyorum. Kokoreçi içinde olan biriyim artık. Biliyorum nereden, nasıl yapıldığını, nasıl bir şekilde verildiğini. Seviyor musun kokoreçi? Kokoreçi seviyorum ama her zaman yemiyorum. Çünkü içinde olduğumuz için kokoreçin tadını alamıyorum. Kokoreçi alıp dışarıda yemeyi tercih ediyorum. Ama paket yapıp dışarıda mı yiyorsun? Paket yapıp başka bir yerde yiyorum. Sahilde böyle. Evet. Boğaz manzarasına karşı. Evet, evet, evet. Çok da güzel olur. Peki anlat bakalım nereden geliyor bu kokoreç? Kokoreçimiz Balıkesir'den geliyor. Özel sarımdır. Kokoreç her yerde yenmez. Biz kendimiz özel olarak getirtiyoruz Balıkesir'den. Balıkesir'de yerleri vardır, özel olarak yaptırıyoruz. Kokoreçin bir çeşitleri var işte. Sade domatesli, domatessiz olur. İzmir usulü olarak da verilebiliyor. Porsiyon güveçte veriyoruz. Kimisi domates biber sevmiyor, kimisi domates biber seviyor.
O yüzden ona göre soruyoruz müşteriye, istediklerine göre yapıyoruz. Valla ben de 19 yıl İzmir'de yaşadım. Ben de İzmir usulü seviyorum. Sadece kokoreç ve baharat olacak. Evet, böyle iri iri yapıyoruz. Kimyon ve tuz atıyoruz. Hani kimisi öyle seviyor, kimisi bizim yaptığımız gibi de domates biberli seviyor. Hani gelenler gayet memnun. Peki, nereden anlayacağız kuzunun kuzu olup olmadığını? Sarımından mı? Sarımından ve de kuzu kokoreç olduğunu nasıl anlarsınız? Tadından anlarsınız. Bir de böyle ince ince olacak değil mi? Kesinlikle evet. İnce olduğu zaman kuzu oluyor. Biraz daha kalın o genelde dana oluyor ama aynen. Şu anda görüyoruz mis gibi kuzu kokoreç. Böyle harika kokuyor gerçekten. Ben kokoreçe bayılıyorum. Mis gibi de kokuyor. Ne olsun, seyircilerimiz için tadına bakıyorum. Bir tane daha bakıyorum. Harika olmuş. Ustam eline sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. İstanbul kazan, lokman kepçe. Şu anda Çengelköy'de sokak lezzetleri turumuz devam ediyor. Tabii neredeyiz? Lokmacıdayız efendim. Lokman ne yapacak? Tabii ki de lokmacıya gidecek. Bu güzel lezzeti size tanıtacak. Ustam da maşallah makine gibi tık 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 yapıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Seni tanıyalım ustam. Ben Kenan Bıyıklı. Çınar altında lokmacıyım, Çengelköy Çınar altında. 8 yıldır buradayız. 8 yıldır hep lokma mı yapıyorsun? Evet, en iyi yaptığımız iş lokmayı yapıyoruz. Memleket neresi usta? Benim memleketim Çorum. Ya nedense bir şey söyleyeceğim. Böyle lokma gördükçe hep böyle bana böyle rahmetli birileri geliyor. Çünkü İzmir'de hep böyle hayatını kaybedenlerin arkasından lokma dökülür. Size de böyle döktürüyor mular? Geliyor mu özel evet, sipariş? Evet, maalesef bizim mesleğimizde biraz tabutçuluk gibi. Yani? Ölen insanlar. Mermer sıcakmış ya. Evet. Elim yandı. Oho. Çok sıcak. Bayağı sıcağın içerisinde çalışıyoruz. Ölen kişilerin arkasından döktürüyorlar bize de lokma. Evet. Ama İstanbul... Runel Fatiha yazıyor değil mi üzerinde bir de şey? Böyle çevirelim mi bunları? Onları alacağız. Şimdi. Alacağız tamam, böyle bir güzelce hepsi yansın değil mi? Var mı daha? Şu şekilde alıyoruz. Evet. Çengelköy'de oturmaya gelenler, eşiyle, dostuyla, ailesiyle buraya oturmaya gelenler Boğaz manzarası eşliğinde çay içiyorlar sürekli. Aha. Çünkü Çınaraltı ya da Çengelköy deyince akla gelen çaydır. Çaydır değil mi? Buranın evet. Meşhuru çay. Onun yanında da lokma çok mu iyi gider? Aynen, aynen. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım icabında lokma ikram ediyoruz. Usta bana da öğretir misin bunu yapmayı ya? Tabii öğretirim, neden olmasın. Vallahi ben de bir eldiven alsam bana da böyle ne güzel böyle çık çık sıka sıka gidiyorsun. Tabii gösterebilirim isterseniz, yapmak vallahi, isterseniz. Vallahi çok iyi olur gösterirseniz. Özel kaşığımızı sağ elinizle tutarsanız, tamam. Kaşığı şu şekilde tutacaksınız, tamam. Şöyle, şuradan elinizi de şu şekilde alttan pompalıyorsunuz üç parmağınızla. Evet, hamuru şu delikten yukarı attıktan sonra oradan lokmayı alıyorsunuz, bu şekilde atıyorsunuz. Hadi deneyelim bakalım. Böyle buradan avuçlayacağız, böyle. Parmağınız hep aynı kalın şeyde oluyor, şu şekilde oluyor. Peki buradan mı şey yapıyoruz, buradan böyle mi yapıyoruz? Evet, böyle şu mi? Şekilde, şu şekilde. Şuradaki üç parmağımızı tutuyoruz. Evet. Şöyle biraz çıkarıyoruz. Çok az bir çıkarıyoruz şuradan. Tamam. Çok az bir şekilde şöyle çıkarıyoruz. Sonra buradan kaşıkla oraya atıyoruz evet, değil mi? Evet, kaşıkla alıyorsunuz evet, oraya başlıyorum. Atıyorsunuz. Başlıyorum.
Olduğu kadar artık. Böyle atıyor mu? Gelmiyor ama. Kaşığın biraz ön tarafından tutmanız gerekiyor. Böyle, evet. Tamam. Şu böyle. Evet, diğer baş parmağınızla ittiriyorsunuz. Olduğu kadar olacak artık. Oluyor mu? Oluyor. İlk ilk seferlerine göre güzel. Ama bunda biraz çay muhabbetleri sanki tatsız olur gibi geliyor. Yağ çekecek şekiller bozuk olduğu için. He. Ama oluyor yine. Oldu mu usta? Evet, biraz evet. Büyük oldu benim. Benimkiler birazcık fasulye gibi oldu. Olsun, ya. Olsun bir mu? Şey olmaz. Şöyle evet. Arkadan bastır, şu kadarını at, değil mi? Evet. Üç parmakla bastır, geleni evet, at. Oldu mu? Oluyor. Valla benim patron kovar yalnız. Bunu hiç Fatih'e gösterme. Çok büyük oldu bunlar. Ama yok, ben konuşurum, hallederim. Sen hallet, gözünü seveyim, bize fırça atmasın. Tamam. Al. Küçük oluyor benimkiler. Ben neyse en iyisi yer değiştirelim seninle. Tamam. Kaşığı şöyle alta koyuyorum. Tamam, eldivenizi çıkarabilirsiniz. Vallahi gitti bu kadarı da ziyan oldu ama. Hiçbir şey olmaz. Neyse olduğu kadar. Benimkiler şunlar. Görüyorsunuz. Ben birazcık farklı bir boyut. Bak işte usta gelince işin içinde nasıl oluyor. Tabii artık o alışmış. Tıkır tıkır gidiyor. Ustam şöyle göstereyim bakın. Bu ustamın yaptığı, birazdan da benim yaptığım saçma sapanları görebilirsiniz. Onu kimseye vermeyin, atma. Tadına bakacağım, bakalım dediğin tabii, kadar tabii. Var mı? Biz gezmeye devam edelim. Tabii, yine bekleriz. Eyvallah Çakır Usta, kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Dedik ya Çengelköy'de hala mahalle kültürü devam ediyor diye. Şimdi ekmek teknesini görüyorsunuz. Şunun şöyle bir özelliği var sevgili izleyenler. Geliyorsun buraya, parayı veriyorsun. 10 tane ekmek kardeşime diyorsun. Zaten kampanyanın da bir ekmek de kardeşine diye. Oraya da usta bakın şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çarpı var. Yani bu 12 kişi, 12 ihtiyaç sahibine gelen kişiye ekmeği sen parasını ödüyorsun. Biz de veriyoruz. Siz de veriyorsunuz. İhtiyacı olan kim gelirse gelsin, hiç sorgu sual yok. Hemen ekmeğini iade ediyoruz. Kaç tane ihtiyacı varsa. O zaman bana da oraya 10 tane yazar mısın? Yazarız. Hemen beraber yazalım. Buyurun. 5 tane çarp at. 2, 4. Kaç oldu? Bir tane daha. Tamam. Şimdi bunu sen verdin yazıyorsun. Alan da aynı şekilde. Alan da aynen siler. Mesela verdiyse. Tamam mı? Böyle gider. Evet, bu iş böyle. Burada kimse ekmeksiz kalmaz. Burası bir ekmek teknesidir. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Çengelköy'deyiz. Çengelköy deyince tabii akıllara o taze çıtır çıtır körpe salatalıklar, hıyarlar gelir. Tabii burada hıyar demiyorlar, salatalık demiyorlar. Ne diyorlar? Badem diyorlar. Çengelköy bademi. Usta şöyle mis gibi bir tezgahtayız. Merhabalar.
Merhaba abi. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin hocam? Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Valla rengarenk şöyle, ben manavları çok seviyorum. Niye çok seviyorum? Çünkü doğanın birçok rengini manavlar genelde barındırır. Rengarenk, böyle renk cümbüşü var şu an burada. Öyle görünüyor zaten. Çok da güzel. Şimdi nedir bu Çengelköy hıyarı diyorum, siz badem diyorsunuz. Ben badem diyeceğim çünkü badem olarak geçiyor. Niye badem olarak geçiyor? Çengelköy'ün bademi özelliği ince kabuk, gevrekli ve kokusuyla meşhur. Yediğin zaman tadını alabiliyorsun. Güzel. Kıtır kıtır diyorsun kıtır yani. Kıtır. Şöyle. İkram ederim. Ben size anlatın. Peki bu Çengelköy'de nerede yetişirmiş bu bademler? Bizim talimhane dediğimiz bir yerler var. Yukarılarımız diyelim. Komple zaten Çengelköy badem tarlasıydı. Ustam hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Yine bekleriz. Yine geliriz. Hayranınıza sağlık. Çengelköy yarı bunlar. Gel. Görüşürüz. Sevgili izleyenler, İstanbul Kazan Lokman Kepçe bugün yine Boğaz'ın incilerinden Çengelköy'ü tanıtmaya çalıştı. Yalılarıyla, köşkleriyle, sokaklarıyla, sokak lezzetleriyle Çengelköy gerçekten başlı başına bir yaşayan tarih. Siz de bizim gibi sırf buraya çay içmek için bile gelebilirsiniz. O tarihi çınar ağaçlarının altında. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.